Çok güzel. Hadi çocuklar, hadi oyun bitti artık, yataklara. Neden ama biz çok eğleniyoruz. Ya nana ya. Hadi. Aa, hasbinallah, tövbe tövbe. Ay ne bu haliniz? Doğru yataklarınıza. Hadi iyi geceler çocuklar. Hadi küçük hanım. Gel bakalım. Bak bir tanem, artık gitmen gerekir. Niye ama, ben burayı çok sevdim. Evet kalsın, biz çok iyi anlaştık. Bak Şokercan, senin yerin artık oyuncaklar dünyası, burası değil. Hem Kulina seni çok merak etmiştir. Sen de oyuncaksın ama burada yaşıyorsun. Ama bu benim 100. doğum günü dileğimdi. Hem ne olacağı belli değil. Belki yakında ben de döneceğim. Dönecek misin? Nasıl yani? Çocuklar, aslında bunu sizinle konuşacaktım ama... Babam Simge ile evlenecek diye mi gitmek istiyorsun? Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ya nana lütfen gitme, lütfen. Biz seni çok seviyoruz. Ama Simge burada kalmama asla izin vermeyecektir. Hayır nana ya. Tamam çocuklar, bunu daha sonra konuşalım. Şimdi Şokercan'ın gitmesi gerekiyor. Hayır efendim, gitmiyorum. Burada kalamazsın bir tanem. Neden anlamak istemiyorsun? Ya bana ne ya, bana ne? Aa bak. Ah, yakaladım seni küçük canavar. Beni geri götürme sakın. Bak böyle nefesimi tutarım ve asla bırakmam. Hadi bakalım kim daha uzun süre tutuyor? Hadi uyun bakalım. Benimle başa çıkacağını mı zannediyorsun ufaklık? Ben oyuncaklar dünyasının baş perisi Yüce Kulina'yım. Bana ne, ben en çok Şoker'i seviyorum. İlk fırsatta yine kaçacağım, görürsün. Şoker'in sana vermiş olduğu yanlış eğitimden seni bir an önce kurtarmam gerekiyor, anladın mı? Haydi kurtar bakalım, o kadar kolay mı? Aslanım benim, Şokerler tükenmez, kötülük yok edilemez. Al, sakın bunu benim sana verdiğimi kimseye söyleme, olur mu? Olur, merak etme. Demek buradasınız ha? Gorfo, şu ufaklığı sakın gözünün önünden ayırma. Emredersiniz Yüce Kulina. Hadi düşün bakayım önüme. Şoker, hadi. Hadi, hadi. Ne yapalım? Hiç. Hadi bakalım Şoker, doğru tezgahın başına. Yoksa seni Kulina'ya söylemek zorunda kalırım. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Ne oluyor ya? İksir kütüphanede. Tamam. Bir ara gidip almamız gerekiyor. Geliyor, çaktırma, gülümse. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. İyi. Bu arada kütüphanede dünyaya gidebilmek için sakladığın iksir yok artık. Nasıl yani? Yani onu döktüm. Yoksa yakında burada yaşayan herkes dünyada yaşamaya başlayacaktı. Anladın mı? Kahretsin. Kahretsin. Gözüm üzerinizde, ona göre. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Ha? Ne oluyor ya? Söylerim ona göre, tamam mı? Şemsi Bey, çok tatlı bir kızınız var maşallah. Teşekkür ederiz. Zavallı yavrucak. Demek annesi iş için çok uzaklara gitti, öyle mi? Bir çocuğun annesinin yerini hiç kimse tutamaz tabii. Merak etmeyin, ben artık onun her şeyiyle ilgilenirim. Demek bir zamanlar evliydiniz, öyle mi? Ama boşanalı çok oldu. Uzun hikaye. Çok iyi anlıyorum. Canım benim. Şeker ister misin? Al bakalım. Aa, evladım, ne kadar ayıp. Bir tanecik al. Bir tane. Şeker tane alsın gel kapı. Karışmasa iyi edersin. Aa,
İşte böyle. Çocuğa hiç terbiye vermemiş. Terbiyesiz kadın. Biliyorsunuz. Disiplin benim uzmanlık alanım. Bu yavrucağın en kısa zamanda bir anneye ihtiyacı var. Hiç de lazım değil. Siz kendi işinize bakın. Çıkarın ben. Hadi bana müsaade. Hiç merak etmeyin. Kısa zamanda yola gelir. Ha, umarım. Ha, çok terbiyesiz bu canım. Ha, çok terbiyesiz efendim. Hadi. Hedefini saptadıktan sonra sadece onu düşüneceksin. Anladın mı arkadaşım? Anladım. Güzel. Ondan sonra yapman gereken çok kolay. Hedefinden asla şaşmayacaksın. Yani? Yani denemekten korkma diyor. Ha, anladım galiba. Üçüncü, dikkat et. Sen dikkat et. Ay, of ya. Bana da yer açsanıza. Nasıl? Durun durun. Ben şu aranızda taşıyorum. Dur. Oh, ah. Ya. Çok güzel sığdın da bize yer kalmadı. Allah'ım ya. Peteğe olan aşkını ispatlamak için bir şarkı öğrenmek istiyorsun. Hı hı. Sana göre petek biraz büyük değil mi? Ya ben bari siz böyle söylemeyin. Aşkın yaşı olmaz hep. Hadi ne olur şöyle güzel bir aşk şarkısı öğretin bana. Peki düşünelim bakalım. Evet, güzel bir aşk şarkısı ne olabilir? Evet. Bak. Orada sen, orada ben, orada biz varız. Yalandan, dolandan uzak yaşarız. Nasıl? Güzel, bu parça olur işte. Tamam. Hadi gel bakalım, piyano odası boş mu? Nasıldı? Orada sen, orada ben. Bak işte, bu matematik öğretmeni mi? Ona karşı çok kibar olmanı istiyorum. Nebahat'e ne yaptığın umurumda değil. Ama Mimi'nin yanında bana karşı çok kibar olmalısın. Ona aşıksın, öyle değil mi? Senin aklın ermez öyle şeylere. Hadi sola. Hadi. Olmuyor. Bir saniye. Bazı insanlar doğuştan şanslı oluyorlar o zaman. Tabii kızım, yıldızın düşük olduysan yandın. Saçmalama Özlem. Bana göre insan şansını kendi yaratır. Ama sende o yetenek yoksa ben ne yapayım? Şimdi bana bak. Çarpma. Ya of. Ya hadi. Ya bir saniye oğlum bak. Oturabilir miyim? Ya. Ne oynuyorsunuz? Ver bakayım. Ben çok severim bu oyunu. Yaptım mı? Evet. Sildim öyle ama şu tuşa bas. Bundan korkulur valla. Yıldızı düşük olsa bile tutup tavana atmayı başarır. Bak oluyor. Bak. Oha. Yapabiliyor. Benim kuzenim de Emre gibi bir tuhaf. Şu kıza nasıl tahammül ediyorlar bilmiyorum. Yaptım. Hele Emre içine düşecek. Neden? Güzel kız. Ama çok sinir. Kabul et. Kendini bir şey sanıyor. İst tuşuna bas. Şuraya bas. Oh, iyi ki sihirle geldim. Yoksa bu trafikte hayatta yetişemezdim. Öf! Yine mi sen? Ne diye geldin? Hakan bu dosyayı evde unutmuş da. Ha evet, sözleşme dosyası bana ver. Bu dosyaya eklemem gereken birkaç şey var. Ama... Of, bir de sana dert mi anlatacağız ya? Dosyayla işim var dedim ya. Umarım içinden bir şey düşürmemişsindir. Bu dosyadaki bilgiler çok önemli. Hepsi tamam. Gelirken çok dikkat ettim. İyi bakalım. Hadi git Hakan'a bir merhaba de istersen. Özlemişsindir. Gir. Merhaba. Hah, hoş geldin. Dosya nerede? Getirdim, merak etme. Ama Simge elimden aldı. Eklemesi gereken şeyler varmış. Neyse, zamanında getirdin ya. Bugün dosyayı vermemiz gerekiyor. Son gün ya, panik olduk. Hı-hı, anlıyorum. Peki sen bu kadar kısa sürede nasıl gelebildin? Sahi telefonu kapatalı 5 dakika bile olmamıştı. Acele getirdemediniz mi? Ben de acele getirdim işte. Uçsam bile bu kadar kısa sürede evden buraya gelemezsin. Uçmadım tabii ki. Sihirle geldim. Neyse canım. Uçarak ya da sihirle. Dosya zamanında yetişti ya.
şu beceriksiz salağın dosyayı bu kadar çabuk getirebildiğine inanamıyorum. Hakan telefon açalı daha 5 dakika bile olmadı ya. Ama tabii onun gözüne girecek ya. Ne yapıp edip geliverdi işte. Şeytan bu kız. Kesinlikle şeytan. Görelim bakalım Hakan'a yaranmaya çalışmak ne demekmiş Nana Hanım? Ey mi yaman bey mi? Sersem şey ne olacak? Ayol, bu kadın neler çeviriyor yine? İnanamıyorum buna ya. Ne oldu Simge? Ay ne olacak? Bu kadar önemli bir dosyayı Nana'dan isterlerse olacağı buydu işte. Dosyanın içinde olması gereken önemli bir sözleşme sayfası yok. E yola düşürmüş olmalı. Bu bir felaket. Ha şunu bileydin. Ne eksiği varmış dosyanın anlamadım ki. Simge neden dosyayı aldı elinden? Bilmem. Hakan, geç kalmayalım da. Hadi. Bunun içindeki sözleşme sayfası nerede Nana Hanım? Bilmem, içindedir. Dosyayı olduğu gibi getirdim. Bana baksana sen, beceriksiz şey. Acele geleceğim diye yolda düşürmüşsün işte sözleşmeyi. Ama imkansız, çok dikkat ettim. Etmemişsin işte. Nerede sözleşme? Bul bakalım. Nana düşürdün mü acaba? Hayır ben... Ay inkar etme. Senin yüzünden düştüğümüz durumun zararını tahmin bile edemezsin. İşte şimdi yandık. Gerçekten yok. Bu kadına da pes yani. Neden? Bence ha? Bu kadın çok zeki. Zevzek Şoker. Böyle şeytanlıklara da pek bayılırsın zaten. Hele de bu Nana'ya yapılırsa. Hem senin ne işin var bakayım burada? Bir şey sormaya gelmiştim. Film heyecanlı gelince takıldım. Anlarsın ya. Terbiyesiz, o film değil. Gerçek yaşamın ta kendisi. Biliyoruz herhalde. Ya Kulina, espri anlayışına ne oldu senin? Ah, Nana da bu kadının elinden amma çekiyor ya. Ay kaç kere söyleyeceğim. Burada değil, boşuna arıyorsunuz. Kesin gelirken yolda düşürdü işte. Nana, Nana, Nana. İşte gördünüz Nana'nızın yaptığı marifeti. Ya dosyada yoktu diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Of! Resmen senin yüzünden iş kaybedeceğiz Nana Hanım. Simge lütfen biraz susar mısın? Yok. Vermeye baş. Aa, çöpte ne işi var canım sözleşmenin? Çekilsene oradan. Bu mu? Evet bu. Aa, ne işi var sözleşmenin çöp kutusunda canım? Belki de yanlışlıkla çöpe etmişsindir Simge. Ama nasıl olur ben bu kağıdı... Sağ ol lan. Yine senin sayende. Hakan. Hadi abicim çıkalım çok geç kaldık hadi. Benim de bir işim kalmadığına göre artık gidebilirim. Ondan nefret ediyorum. Bundan korkmama gerek yok. Eğer gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksam odasında ne olduğunu öğrenmem gerek. Emre yeter artık ama. Fazla olmaya başladın. Bak başını belaya sokacaksın. Soksun da aklı başına gelsin. Nasıl gidiyor bakalım Emre? İyi. İyi. Onların sabahtığını gördünüz mü? Odasının... Yedek anahtarını ele geçirdim. Ders denizini alıp çıkacağım ve odasına bakacağım.
Böylece her şey aydınlanacak. Şaka gibi. Kurcalama demiştim. Demek beni dinlemedin ha? Öğretmenim durun lütfen. Lütfen yapmayın. Dokunma. Yalvarırım. Neden yaptın bunu? Söz veriyorum kimseye söylemem. Yeter ki bana bir şey yapmayın. Sana nasıl güvenebilirim? Buradan çıkar çıkmaz. Benimle alay etmeyeceğini nereden bileyim? Hayır hiçbir şey yapmayacağım. Demek bu kadar çok merak ediyorsun ha? İşte sırrım bu. Yoksa bu? Evet. Geçen gün koridorda elimden sızan şey de buydu. Peki kimin kanı bu? Hı? Kan mı? Ne kanı canım? Bu sıvı kendim için. Saç çıkartıyor. Saç mı çıkartıyor? Evet. Günde 15 defa sürüyorum. Friksiyon yapıyorum. Rahmetli annem saçlarımı okşamayı çok severdi. Hem Kulina Hanım da beni saçlı daha çok beğenir öyle değil mi? Bu kendi ilacı mı? Ben de sanmıştım ki. Gülmesene. Hemen arkadaşlarına gidip yetiştireceksin değil mi? Hayır asla. Lepiska gibi saçlarım olacak. Ne güzel. Aramızda bak. Tamam mı? Aramızda. Emre. Yağmur. Neredesiniz? Oyuncak olmaya başlamışsınız bile. Çok güzel. Siz de pek iyi durumda değilsiniz. Hadi inadı bırakın. Bizi sanın da işimize bakalım. Bu da kim? Hemen çocukları bırakın. Hemen. Yakalayın. Hayır. Bırakın beni. Bırakın. Sen de kimsin? Bunlar benim çocuklarım. Bırak onları. Birincisi onları bırakamam. İkincisi yakında artık birer oyuncak olacakları için senin de bir işine yaramazlar. Nasıl yani? Emre, Yağmur. Biz oyuncak olmamız için zorla iksiri çektiler. Sen bunu nasıl yaparsın? Karışma işime. Ona oyuncaklar dünyasının yok olmak üzere olduğunu söylemediniz mi? Boşuna nefesini tüketme, anlamıyor. Sen de oyuncaksın değil mi? O artık insan olmak üzere. Bırak! Çok ilginç. İnsan olacak, oyuncaklarsa insan olmaya başlar. Çok bu komik beni. Bırakın. Ne oldu size kopya çocuklar? Bu olanlara kalbim daha ne kadar dayanacak? Ah be çocuklar, neden benim sözümü dinlemediniz? Görüyor musunuz başımıza gelenleri? Seni kaybetmeye göz alamazdık Nana. Oyuncaklar dünyasını ve seni kurtaracağımızı sanmıştık. Demek bunlar bizim oradan kaçan asi oyuncaklar. Evet, insanlardan nefret ediyorlar. Aslına bakarsan bizden de. Nana, biz şimdi oyuncak mı olacağız? Sizi bu beladan kurtaracağıma söz veriyorum. Belki de oyuncak olmak o kadar kötü bir şey değildir. Emre. Tabii ya. Şimdi hatırladım. Ben bu kancayı tanıyorum.
Merak etme, çektiğin acılar bitecek. Ah zavallı. Durumu nasıl? Kötü hırpalanmış. İyileşmesi zaman alacak. Benim konseye gitmem gerek. Sen onun yanında durur musun? Ah yazık. Hayır yapmayın. Lütfen. Neredeyim ben? Oyuncaklar dünyasındasın. Nana, oyuncaklar dünyasına nasıl geldik? Ben kayboldum. Senin ise başına çok kötü şeyler gelmiş olmalı. Evet, şimdi hatırlıyorum. Sahibinin babası sana çok kötü davranmış olmalı. Evet, hain adam sinirlendikçe hıncını benden alıp durdu. Beni oradan oraya fırlattı. Merak etme, artık her şey yoluna girecek. Burada bize çok iyi bakacaklar. Bilmiyorum. Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Hadi ama bana güvenebilirsin. Canın çok acıyor mu? Evet. Ama yemin ediyorum bunun intikamını alacağım. Göreceksin. İntikamımı alacağım. Bir gün insanlardan intikamımı alacağım. Tabii ya. Nero bu. Nero! Nero! Tanıdım seni, buraya gel Nero. O benim dünyada oyuncakken en yakın arkadaşımdı. Makmuş'un komşusu olan çocuğun oyuncağıydı. Nero! Nero! Ne diye bağırıp duruyorsun? Tanıdım seni. Nero'sun sen. Benden ana. Ama nasıl hatırlamazsın beni? Dünyada oyuncakken yan yana evlerdeydik. Sonra oyuncaklar dünyasına geldiğinde ilk gözlerini açtığında başucunda ben vardım. Seni salmam için hikaye anlatıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Sen böyle bir oyuncak değildin. Benim tanıdığım Nero çok iyi kalpli, sevgi dolu bir oyuncaktı. Sevgi dolu mu? Bana bak Nero. Çocukların oyuncak olmalarını engelle hemen. Bizim de gitmemize izin ver. Delirmiş bu. Beni dinle Nero. Dünyadaki tüm insanlar aynı değil. Evet, oyuncakları hor kullanan, onlara kötü davranan insanlar var. Ama bizim gibi oyuncakların değerini bilen ve onları çok sevenler de var. Bence Nana doğru söylüyor. Sen iyi birisin. Çünkü hiçbir oyuncağın kalbi kötü olamaz. Şoker'in bile. O bile bir insana aşık oldu. Sen de bu inadından vazgeçersen sevgiyi hissedip daha mutlu yaşayabilirsin. Yeter, kes artık. Yürüyün.